Hattımızda bir izleyicimiz var. Tabii. Sözünüzü keseyim, ona bir merhaba diyelim. Alo. Alo. Gazi Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, şu an telefonumuz gitmiş. Alo. Efendim? Gazi Bey, merhabalar. Teşekkür ederim kardeşim, merhabalar. Televizyonumuzun sesini biraz kısabilir miyiz? Alo. Ben sizi duyabiliyorum Gazi Bey. Televizyonumuzun sesini biraz kıstıktan sonra sizinle çok rahat bir şekilde konuşabileceğiz. Buyurun, ablam, sizi dinliyoruz. Sorunuzu alalım. İbrahim hocamdan reflü ile ilgili kullanacağım bitkisel ilaç veya bitkisel karşılığında bazı şeyler kullanıyorum ben. Kendine teşekkür ediyorum. Yardımcı oluyor. Reflü ile ilgili bilgi vermesini istiyorum. Bir daha alabilir miyiz? Efendim? Gazi Bey, tekrar alabilir miyiz sorunuzu? Reflü ile bilgi iş vermesini istiyorum. Hangi bitkiselleri kullanalım? Zaten ilaç şeylerini kullanıyorum ben, bitkisel ürünlerini. Reflü ile ilgili bir sözüm söyler miyim? Reflüye karşı lahana bahsetmiştim. Gastrit ülser reflü iyi gelir. Bir de laden gülü var. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde ormanlarda yetişir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Anadolu Üniversitesi. Gastrit ülseri olan hastalığı denenmiş, klinik araştırması belgelenmiştir. Gastrite iyi geldi. Artı Almanya'da Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olanlar üzerinde, çocuklar üzerinde denemiş. Etkisi ispat edilmiş. Laden gülü. Laden gülünü. Ha, tonik, yani lahana suyu da iyi gelir. Tonik çok özel bir formül geliştirdik biz buna. Kullanırsa, fakat şöyle, reflüyü tetikleyen sebep mide asidinin bozulması. Bazıları diyor ki ya mide asidi çok olduğu için reflü oluyor. Hayır, mide asidi sert olduğu için, çok olduğu için değil. Yemek sırasında tüketilen sıvı mide asidini bozduğu için midede bir gaz meydana geliyor. Bu da mide asidini yukarı doğru sıkıştırıyor. Evet. Bu nedenle yemekten önce 15-20 dakika önce yemek sırasında, yemekten 2 saat sonra sıvı tüketilmezse reflü zaten kendiliğinden geçer. Çok ağır vaka değilse. Peki eğer birazcık daha ağırlaştıysa hangi bitkilerden yararlanacağız? Yani ameliyat durumda değilse lahana iyi gelir, laden gülü iyi gelir. Problem değil. Yani çok kolay. Ama burada önemli olan yemek sırasında sıvı tüketmek. Bu zaten mideyi bozuyor. Şimdi mesela mide asidi sadece besinleri haşlamıyor. Besinlerde ne var? Bakteri, virüs, mantar, parazit, larva gibi mikroplar olabilir. Yani mesela maydanoz yedik veya lahana ve elma, armut veya et yediniz. Her şeyde hepsinde bakteri, virüs, mantar, parazit, larva vesaire var. Her şey olabilir. Mide asidi bütün mikropları öldürür. Yani bir fırın gibidir. Haşlar önce. Doğru çalıştığı takdirde ne kadar güzel bir sıvı tüketmezse. Var. Evet. Ama vatandaş yemek yerken suyu içiyor, mide asidi düştü. Mikroplar ölmez. Bakteri, virüs, mantar, larva hiçbir şey ölmez. Ölmezse ne yapar? Bunlar başlar toksik midedeki yediğimiz besinleri toksik maddeye dönüştürmeye. Gaz oluşturmaya. Peki yemek sırasında, öncesinde ve sonrasında biraz ara vereceğiz ve su içmeyeceğiz. Evet, sıvı. Laden gülünü nasıl kullanacağız? Çay içilir. Çay demeden içilir. Evet. Bulmak o kadar da kolay olmasa gerek. Var, bizde bulunur. Problem yok. Başka yerde bulunmaz, bilinmez zaten. Evet. Bilinmiyor, bulunmuyor. Avrupa'da mesela eczanelerde 55 euro kilosu, çok pahalı. Evet. Oraya Avrupa'ya başka ülkeden, Yunanistan'dan gidiyor. Bizde çok ucuz. Yani peki lahana değil. Da aynı şekilde gastrit ve reflü için kolay, problem işe yarar. Gazi yani, Bey'e de buradan çok sevgilerimizi iletelim Sivas'a kadar. Çok da geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda da iyileşirsiniz. Mide kapakçığı, üst kapakçığı, sifing denen kaslar tamamen tahriş olmamışsa, yani ameliyatlık duruma gelmemişse kolay.